Ne yapıyorsun? Hiç, sıkıntıdan patlıyorum. Selam sabah yok mu? Merhaba. Neriman Köksal 17 Mart 1928'de İstanbul'da doğdu. Henüz 1 yaşındayken babası tüberküloz nedeniyle vefat etti. Kalk kızım, ağlama. İnsan nişanlanacağını duyunca ağlar mı hiç? Anne, beni Hasan'a zorla veriyorsunuz. Ben onu sevmiyorum. İstemiyorum onu. Sinemaya başlamam tamamen bir tesadüftür. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmemişti. 18-19 yaşlarındaydım. Ayaspaşa'da oturuyordum. Bir gün eve gelirken yolda iki tane adam. Bir dakika konuşabilir miyiz hanımefendi? Sadece bir dakika lütfen. Biz sinemacıyız. Sizi yolda yürürken gördük. Tipiniz bize çok değişik göründü. Sinemaya çok uygunsunuz. Kabul ederseniz sizi bir filmimizde oynatmak istiyoruz. Buyurun, bu kartım. Benim adım Çetin Kanaman Bey. Kabul ederseniz bir telefon edin, deneme filmi çekelim. İşte böyle çocuklar. Müthiş bir takip sonucu sinemaya girmiş oldum. Adi herif. En temiz hislerimle alay ettin. Bunu sana ödeteceğim. Bizim kılımıza bile dokunamazsın. Çünkü kardeşin elimizde. 1950-1959 yılları arasında irili ufaklı rollerle tam 36 filmde rol aldı. Fakat asıl büyük çıkışını 1959 yılında çekilen Fosforlu Cevriyem adlı filmle kazandı. Bana bak, domates salçası. Matrağı es geçmezsen tozunu savuracağım ama. Dümenciyi enseleyemezsek yelkenler maynadır. Siz evleneceksiniz de beni zorla mı evlendireceksiniz? Evlenmeyeceğim işte. Siz de koca karı olana kadar bu evde pinekleyeceksiniz. Neriman Köksal'ın erkeklerle argo konuşan, dominant bir kadını canlandırdığı bu filmden sonra lakabı Fosforlu olarak kaldı ve bu rolle birlikte erkeksi kadın imajı Yeşilçam'a yerleşmiş oldu. Bana bak Nuri, ben geç karar veririm ama bir de verdim mi dünya yıkılsa istediğime ulaşırım. Şarkıcı olacağım dedim. Alasını oldum. Yeşilçam'da sinema kariyerine devam ederken 1965 yılında bir de plak doldurdu. Ya Mustafa, ya Mustafa, ana ve hava, ya Mustafa, sabah seyip de akarı, sabah seyip de şamaksı. Kaç tane film çevirdiniz? 300'ün üstündedir herhalde. 300'ün üstünde. Evet. Büyük bir rekor herhalde dünyada. Ender oyuncu 300'ün üstünde film çevirmiştir. Efendim, daha eskiden çok film çevriliyordu. Ben de hemen hemen 3-4 filme yetişiyordum günde. Bir günde? Evet, öğlene kadar, öğleden sonra bir filmde. O zamanlar çok geç saatlere kadar, sabahlara kadar çalışıyorduk. Adamlarını derhal topla, kendin de hazırlan, 10 dakikaya kadar yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Rıdvan'la karısının bulunduğu köşke. 300'ün üzerinde sinema ve televizyon yapımında rol alan Neriman Köksal, 24 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'da vefat etti.